Abi geri gel abi, geri gel, geri gel, geri gel. Abi geri çekilin. Abi içeride kim? O kapıya kim vuruyor? Hadi yaktın yetmeyeyim lan. Hadi yaktın. Bu ne lan? Gidin mi dur ya? Sen yapar mı yaptın? Gidin mi? Dur gene bu. Konuşun da konuşun. Ay yakamıyorum. Ya sen yüzde evlenmişsin. Dinle. Ne yaptın? Ne yaptın diyeyim. Nasıl yandı demeyeyim. Nasıl yandı? Ev yanına kadar neredeydin? Neyi? He? Bak beni. Bütün millet nasıl lan? Benim yaptım. Ben seni bir görürüm. Tamam biraz. Hadi bak. Hadi bak. Alışmış karıları dövme. Ne oldu vurdun sen? Ne oldu? Ne oldu? Ben mecbur muyum? Hadi ne oldu? Ne oldu? Çağır şurada polis çağır. Çağır polisi. Çağır. Çağır, çağır kim şikayetçi görsün. Sen şikayet. Şikayet. Ev yandı diyorsun. Ev nasıl yandı? Ha? Kim geldi yandı lan? Kim geldi yaptı? Kim yakıcı lan senden başka? Hastanede benim yerime başka imzayı kim veriyor? Ya? Lan adam olsan bu dokunuyor lan. Oğlum bir dinle önce, dinle. Oğlum deme. Evlatın yaşında. Hadi lan yaşına başına bak. Başlasın. Adam ol önce lan. Ya sen gel. Adam ol. Kavga gerek yok. Polis kavga gerek yok. Sen yaptın. Ben yaptım. Sen yaptın. Üzerime yandı. Kapıda ne? Üzerime yandı. Kapıda polis. Ne bileyim sokonsu var. 2 gün önce geldik. Tamam mı? Bu oğlan uyuşturucu içiyor. Evi yakmış. Tamam mı? Biz geldik. Komşular şikayetçi oldu. Geldik. Ev yan yan var. Ev bitik. Gelen kişi miydi? Evet bu. Bu çocuk. Evet. Evet o. Şikayet oldu. Aldı gittiler. Savcılık geyi bırakmış. Altına ifade verdiyse. Dün gene gelmiş, evi gene yakmaya, geri kalan eşyaları. Komşular haber etti, biz son suyat geldik, yok. Abi yapmazsa kim yaktı abi, evde tek kendi ya. İnkar ediyor. Yabancı uyuklu abi cezaevinden çıktı. 20 mi? 20 gün. Ya, yok, annesini tehdit ediyor, annesi korkudan kaçıyor. Sığınma evine almışlar annesini. Gene eledi, sana ne di? Lan kimin evini kimin yakın sen? Allah'tan korkar. Evet abi. Hesabı da istemiyoruz. Hala gelip eve giyiyoruz ondan. Abi olduk dün akşam gittik. Ya, komple apartman. Yönetici hep birlikte gittik. İtfaiye gelip ifade alıp salıyoruz. Bilmem ne var. Geliyor her akşam ateşe veriyor. Gidiyor burada. Buna hiçbir şekilde bir önlem alın. Şansı değil zaten diğer dairelere de abi, zarar vermiş. Bunun bir an önce gözaltına alınması, uzaklaştırma verilmesi lazım buraya. Da 7 katlı bu bina. En az 50-60 kişi yaşıyor bu binada. Bunun da durumunu göze alıp bizim mağduriyetimizin göze alıp her akşam bütün apartman ahalisi burada nöbet tutuyoruz. Her akşam 2-3 akşamdır yanık kokusuyla dumanla kalkıyoruz. Yanan evde geliyor bir şeyler yakıyor yine. Tamamıyla yakmak istiyor çünkü. Bir tane Rus kadın vardı. Onun oğlunun olduğunu işittiler. Hatta şuradan bir yerden dırmanmış galiba. Ev kapalıymış galiba. Buradan dışarıdan girmiş. İstemiyoruz. Buradan çıkıyor, buradan. Dün akşam arkadaşla beraber gittik suç duyurusunda. Daha önce zaten kendisi bir bulundu. Bir de biz beraber gittik, beraber bulunduk. Yangın yaşadık. Yangını duyanlardan bizdik yani. 6. katta olmama rağmen 1. katta çıkan dumanlar evimi basmıştı.
Yatak odasından çıktığımda her taraf sis altındaydı. Eşim hemen şartele koştu çünkü eski bir apartman. Bilemiyoruz yangının kaynağı neresi. Can Avli ile hemen kendimizi dışarıya attık. Eşim orada itfaiyeyi aradı. Yangına müdahale edildi. Adamı içeriden sağ kurtardılar. Ama inanır mısınız bu kadar insan o neden sağ kurtuldu derdinde. Çünkü sabıkası olan, kadın döven, soygun yapan ve darp eden, binayı kendini ateşe yakan birinden bahsediyoruz. Adamın deli olduğu söyleniyor. Bunun yeri hapishane değilse tımarhane. Bunun bir yere kapanması lazım. Biz hepimiz mağduruz. Bizim yangın kendi evimizde yandı. Bir tek onun evi yanmadı. Yani yangın her yere yürüdü. Hepimiz hem maddi hem manevi zorluklar altındayız. Hepimiz şikayetçiyiz. Bütün daire, bütün apartman olarak, bütün bu mahalle olarak biz ondan şikayetçiyiz. Çünkü ne can güvenliğimiz var ne mal güvenliğimiz var. Burada tedirginiz tabii, biz sokakta yatıyoruz ya, evimizde yatacak yerimiz yok. Her taraf kömür zaten. Temizlik yapa yapa hepimizin canı çıktı ya. Niye toplamış? Elinde silah çekmiş. Öyle. Tehdit ediyor.